Sevgili seyirciler, Avrupa Parlamentosu'ndaydı göster. Avrupa Parlamentosu'nda görüşülen Ermeni soykırımı tasarısı kabul edildi. Tasarıyla Türkiye'ye 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması ve arşivlerini açma çağrısında bulunuldu. Bu son dakika gelişmesi günlerdir Türkiye'nin de gündemindeydi. Özellikle Papa'nın açıklaması sonrasında gözler Avrupa Parlamentosu'na çevrilmişti. Bir sonraki ayaktaysa ABD Başkanı Obama'nın ne söyleyip ne söylemeyeceğine ilişkin bir noktada kilitlendi. Bugün dikkat çeken haberler arasında Vatikan'ın geri adım attığı şeklinde kamuoyuna sunulan bir açıklaması söz konusu olmuştu. Bunun sonrasında ise Avrupa Parlamentosu'nda görüşülen Ermeni soykırımı tasarısının kabul edildiği bilgisi son dakika gelişmesi olarak yansıyor. Tasarıyla Türkiye'ye 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması ve arşivlerini açma çağrısında bulunan metin okundu diyebiliriz. Hemen başkent Ankara'ya döneceğiz. Talat Paşa Komitesi Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Hemen bu sıcak gelişmeyi ve bu sıcak gelişme sonrasındaki mücadele sürecine ilişkin izlenimlerini almak istiyoruz. Hemen soralım Sayın Pekin, Ankara stüdyomuza öncelikle hoş geldiniz. Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun efendim. Yani tabii son günlerde 24 Nisan'a yaklaştıkça bütün ülkelerden bir haşlı sefer var Türkiye'ye karşı. Çok zaten böyle bir şey bekliyorduk. Maalesef Ermeniler gene dini motifleri kullanmak suretiyle, Avrupalılar dini motifleri kullanmak suretiyle ve bu emperyalist yalanı tekrar tekrar bize saldırmak amacıyla, Türkiye'yi kuşatmak amacıyla ve Türkiye'yi diz çöktürmek amacıyla kullanıyorlar. Bunun haklı bir tarafı yok. Bir defa Avrupa Birliği, Avrupa kendi hukukuna saygı duymuyor. Çünkü daha evvel biliyorsunuz 2013 tarihinde alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla, Perinçek İsviçre davasına verilen kararla bunun soykırım sayılamayacağı, Holokost alakasının olmadığı ve bunun olması için herkes tarafından kabul görülmesi gerektiği gerekçelerde yer almıştı. Ne değişti ki şimdi oradan buraya kadar? Yani Avrupa hukuka bu kadar mı saygılı? Alınan karar tamamen siyasi bir karar. Daha önce de vardı, bundan evvel de. Yani sadece Sayın Perinçek'in kazandığı dava büyük bir dava. Muhtemelen 28 Ocak 2015 tarihindeki davayı da kazandık şu anda. Orada da göreceksiniz, aynı gerekçeler sunulacak, gösterilecek. Bundan evvel de yine Lahey'de açık ve net olarak oradaki Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda da düzeltiyorum. Avrupa'daki Avrupa Adalet Divanı'nda da açık olarak bu boş İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan olayların, yani o şeyde Hırvatlar ve Sırplarla ilgili yapılan meydana gelen olayların sayılamayacağı, soykırım sayılamayacağı, çünkü bunların soykırım sözleşmesi 1948 yılında imzalandığını belirten açıklamalar yapıldı. Yine Avrupa Uluslararası Adalet Divanı şunu açık olarak şunu belirtti. Dedi ki aldığınız parlamentoda aldığınız kararlar tamamen siyasi kararlardır. Hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Bunu da açık açık belirtti. Arkasından Uluslararası Adalet Divanı dedi ki bunun soykırım sayılabilmesi için ya yerel mahkemede, olayın geçtiği yerel mahkemeden böyle bir karar çıkması gerekir ya da uluslararası ceza mahkemelerinden bir karar çıkması gerekir. Bütün bu hukuka rağmen en son Perinçek İsviçre davasında Sayın Perinçek'in kazandığı zafere rağmen bütün hukuk ayaklar altına alınıyor ve siyasi bir takım tedbirlerle, siyasi olaylarla soykırım yalanı, emperyalist yalan sürdürülmeye çalışıyor. Bu gerçekten Avrupa'nın, Avrupa'da belki farklı görüşte olan insanlar da vardır ama Avrupa'nın din adı altında nasıl Papa ile birlikte birleşerek Türkiye'yi sıkıştırdığını ve din kıskacı adı altında, ötekileştirme adı altında Türkiye'yi nasıl ötelemeye çalıştığını açık ve net olarak görüyoruz. Bunun hukukla bağdaşacak hiçbir tarafı yok. Tamamen siyasi bir karardır.
Bu kararı tanımıyoruz. Yani Türk milletine bu kararı tanıtamazlar. Türk milleti bu kararı reddediyor. Ve reddedecek bundan sonra da. Daha fazla ileri giderlerse Türk milleti bu kararı alanlara gereken tepkiyi gösterecektir. Hiç Avrupalı dostlarımız aklını başına alsınlar. Türk milletinin nasıl bir uysal olduğunu ama yeri geldiğinde kişiliğine, haklarına, şeylerine, ulusallığına, ulusal özgürlüğüne dil uzatıldığında, milliyetçiliğine diz uzatıldığında nasıl tokat vurduğunu, nasıl şaha taktığını unutmasınlar. İstiklal Savaşı'nı unutmasınlar. Daha sonra geçen olayları unutmasınlar. Bütün bunları sadece onlara değil, Türkiye içerisinde bunlara destek veren sözde vatansız aydınlara da sesleniyorum. Aynı şeyleri onlar da Türk milletinden görecekler. Türk milleti bunları kabul etmeyecek. Ettirmede de mümkün değil. Şimdi bakın, Papa çıktı. Açık olarak, yani bir din adamı, din adamının bu soykırımla ne iş olabilir? Durmuş, bugün mü bulmuş? Yani 100. yılı mı bulmuş şey yapmak için? Böyle bir soytarılık olabilir mi? Papa ise papa. Yani sonuçta bir din adamı, din adamının bu işlere karışmaması gerekiyor. Tarihe karışmaması gerekiyor. Ya da ama baktığımızda maalesef bir din adamı çıkıp bu konuda rahatlıkla insanları, bütün Katolik toplumu yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapıyor. Duyduğumuza göre işte Vatikan Bank'a Ermeni iş adamları $25 milyon civarında bir para yatırmışlar. Yani bu da söylenen dedikodular arasında. Birisi bu Papa'nın yaptığı. Bir Müslüman din adamı bunu yapsa herkes ayıplar, herkes farklı şeyler söyler. Ama Papa yaptığı için bütün herkes alkışladı. Böyle bir riyakarlık, böyle bir ikiyüzlük olabilir mi? Aynı şeyi Avrupa Parlamentosu için söylüyorum. Hukuksuzluk tamamen Avrupa kendi hukukunu kendisi ayaklar altına alıyor. Biz onlardan, Avrupa Birliği'ne girmek için onlardan hukuku öğreniriz. Demokrasiyi öğreniriz. Adaleti öğreniriz. Biz de girersek bütün bu şeyler sağlamlaştırırız diye düşünüyoruz Türk milleti olarak. Ama onların yaptıklarına bakın. Adaletsizlik, hukuksuzluk, hukuku çiğnemek, demokrasiyi çiğnemek, her şey onlarda. Bize gelince maalesef böyle bir ikincilikli bir tavırları var. Ötekileştirme var. Yine bakıyoruz Hollanda parlamentosu, yani işte geçenlerde 9 Nisan veya 8 Nisan'da şey kabul etti. Hem Ermeni soykırımını hem de Süryani soykırımını kabul etti. Yani onları da yine aynı şeyi söylüyorum. Hem Hollanda parlamentosuna, yetkililerine, tabii oradaki Hollanda Türk Federasyonu bu konuda çok ağır bir dille protesto etti. Gerekli tepkiyi gösterdiler, ondan sonra da gösterecekler. Bütün yurt dışındaki vatandaşlarıma sesleniyorum. Hiç korkmadan milletimizin alnına yapıştırmak istedikleri bu kara leke ile ilgili tepkinizi mutlaka gösterin. Mutlaka gösterin. Hiç kimse sizi suçlayamaz. Biz isteyen soykırım vardı, isteyen yoktur. Ama bu konular parlamentolarda kararlanarak ya da birileri emir vererek, din adamları bu işe karışarak çözülmez. Türkiye'nin tezi açık. Arşivleri açsınlar. Biz de arşivlerimizi açıyoruz. Bütün arşivler açılsın. İncelensin, tarihçiler incelesin. Neyse ortaya çıksın. Biz şunu demiyoruz ki hiçbir şey olmamıştır. Ama soykırım çok ağır bir suçlama. Tabii ki savaş koşullarında bir şeyler olmuş, öldürmeler olmuş. Ama bu kadar bir ülkenin üzerine gelinmemesi lazım. Bir ülke, bizim ülkemiz bunu hak etmiyor. Maalesef bu biraz da bizim iktidarlarımızın, şu andaki iktidarında dahil olmak üzere biraz pasifliğinden kaynaklanıyor. Siz özür dilerseniz böyle bilmem ne oldu diye işte getirirler böyle Avrupa Parlamentosu 100. yılda bunu dayarlar. Amerika'yı sesleniyorum tekrar. Amerika Birleşik Devletleri 1,5 milyon Ermeni'nin öldüğü konusunda işte Obama konuşma yapacaktı. Yapsın. Yani dünyada 3 çeşit yalan var demiş adamlar. Yani bir tanesi normal yalanlar, bir tanesi çok kötü yalanlar, bir tanesi Ermeni yalanları. Bu Ermenilerin ölüler. 300 bin kişilik ölüm olayı yıllar boyunca tam 1,5 milyona çıkmış.
Yani böyle bir soytarılık olabilir mi? Böyle bir rezillik olabilir mi? Hiç kimse hesap kitap bilmiyor mu? Yani Türkiye'de yaşayan Ermeniler belli. Bu kadar Ermeni vatandaşlarımız nereye gitti? Bizim Ermeni dostlar, Ermenilerle bir sorunumuz yok. Ermeni vatandaşlarımızla, komşumuz olan Ermenistan'da ya da bu ülkede yaşamış, daha sonra yurt dışına gitmiş, şu anda diaspora'da yaşayan ve çeşitli ülkelere dağılmış olan Ermenilerle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz bu işi kullananlarla. Bu yalanı iki halkın arasına sokup bu iki halkı kışkırtanlarla, bu yalanı kendi menfaatler için kullanmak üzere Türkiye üzerine baskı yapmak üzere kullananlarla bizim sorunumuz. Yani bizim sorunumuz emperyalizmin koyduğu bu yalanı mücadele etmek bizim sorunumuz. Yoksa biz hiçbir Ermeni vatandaşımızı, hiçbir Ermeni komşumuzu, yurt dışında yaşayan, bu topraklarda yaşamış dedeleri, ataları, hiçbir Ermeni arkadaşımızı hiçbir zaman farklı görmedik. Bizden farklı görmedik. Görmüyoruz da. Benim neslim de görmedi. Arada görenler olabilir ama bundan sonraki nesil de görmeyecek. Ama bu demek değildi ki biz onları böyle görmedik diye bütün üzerinde yüklensinler, Türkiye'den toprak talep etsinler, Türkiye'den bu işi çok soykırım gibi bir suçu kabul etsinler, dilesinler ya da Türkiye'den tazminat talep etsinler, Türk halkını aşağılasınlar, biz bu işte yokuz. Türkiye, Türk halkı, Türk milleti kendi haklarını savunacak güçtedir ve Türk milleti kendi haklarını savunur. Bir daha söylüyorum, herkes aklını başına devşirsin. Avrupa parlamentosu dostlarımız da aklını başına devşirsin. Türk milleti uysaldır ama uysal atın tekmesi çok sert olur. Herkes aklını başına toplasın. Bir daha söylüyorum, hem yurt dışındakiler için hem de yurt dışındakiler için, yurt dışındaki onların işbirlikçileri için de aynı şeyleri ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sayın Pekin, biraz bu süreci yine herhalde anlatmakta fayda var. Doğru soru şu olabilir mi bir de? Şimdi bu Vatikan Papa yoluyla bu açıklamayı yapıyor. İşte Avrupa Parlamentosu'nda hani oyun ayrıntıları henüz gelmedi ama nihayetinde emperyalist bir oyunun sergilendiği bir 1915 evet. Olayı. Vatikan oradaki rolünü örtmeye çalışıyor da diyebilir miyiz? Ya da Avrupa Parlamentosu'nda bu karara oy verenler o dönem perde arkasında nasıl rol almıştı? Bir kez daha bunu hatırlatmakta fayda var mı sizce? Var tabii. Yani şunu söyleriz. Yani biliyorsunuz bir defa o dönemde İngilizce Fransızlar ve Ruslar bu işi kurcaladılar ve sonuçta maalesef Ermenileri Osmanlı İmparatorluğu'na karşı o savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir kalkışmaya gittiler ve bizim ordularımızın gerisinde büyük bir tehlike yarattılar ve sonuçta Osmanlı Devleti askeri gerekçelerle bir tehcir kararı aldı. Tehcir kararının alınmasına sebep olanlar o zamanki emperyalist ülke dediğimiz İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerdi. Ve Ermeniler Ruslarla beraber geri bölgelerde onlar adına Türk ordusuna, Osmanlı ordusuna saldırdılar. Bir defa şu anda bu kararı verenlerin şu Avrupa Parlamentosu kararı oy verenler herhalde kendi vicdanlarını rahatlatmak istiyorlar ama kendi vicdanlarını kolay kolay rahatlatmaz. Bunların hepsi arşivlerde yer alıyor. Neler yaptıkları, nasıl kullandıkları, sadece şeyde değil, savaştan evvel de yani 1890'lardan itibaren başlamış bu olaylar. Hatta 1839'dan itibaren başlamış. O zamanlar Amerikalıların her yerde kolejleri var. Amerikalılar o kolejlerde maalesef Ermeni vatandaşlarımızı çocuklarına alarak eğitmişler bu konuyla ilgili. İngilizler hakeza, Fransızlar hakeza. Yani asıl bu işi yapan onlar. İkincisi 2015 yılında malum bu tehcir kararı olduğu zaman Cemal Paşa 3. Ordu Komutanı Kudüs'te yazı yazıyor. Diyor ki Papa'ya bakın diyor Ermeniler geliyor işte Ermenilere Suriye'ye götürüyoruz. Bu arada gıdaya ihtiyaçları var. İnsanlar açlıktan hastalanıyorlar. Çocuklar ölüyor. Onun için lütfen diyor şey gönderin. Buğday gönderin diyor. Yazıyor, ediyor ve
Papa maalesef buğday falan göndermiyor. Gönderdiği buğdaya da gönderilen bir takım, Türkiye'den gönderilen bir takım malzemelere de İngilizler el koyuyorlar. Ve bunları gönderttirmiyorlar şeylere. Türkiye ile Ermeniler arasındaki sorun devam etsin ve Türkler ya da Osmanlı orduları geri bölgeyle uğraşarak cepheden adamlarının bir kısmını geri bölgeye alsın diye. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman şu anda Papa'nın bu konudaki desteği, yıllar sonra desteği, ne aklına geldi de bilmiyorum. Herhalde Ermeniler, Ermeni diasporası gitti, bir şeyler söyledi. O desteği, arkasından Avrupa Parlamentosu'nda bu karara destek veren ülkelerin tutumlarına baktığımızda bu ülkelerin şeyleri var. Bu işte payları var. Asıl bu işi tezgahlayanlar bu ülkeler. Yani işte o zamanın emperyalist ülkesi dediğimiz ABD belki bir parça ama İngiltere, Fransa onlar tezgahladı. ABD'nin de günahı var. Rusya'da var aynı şekilde. Papa da bunlara yiyecek göndermemek ya da yiyecek göndermemek sureti alet oluyor. İngiltere bu yiyeceklerin şeye gelmesine, limana girmesine, o Gazze'ye falan gitmesine ya da Suriye'ye gelmesine mani oluyor. Yani bütün bunlar gözümüzün önünde, bütün bunlar arşivlerde yazıyor. Bütün bunları teker teker çıkıp anlatmamız gerekiyor. Anlatacağız. Başka türlü insanları ikna edemeyiz. Yani sanki Türkiye bunu yapmış, bunu yapmış gibi. Kim sebep olmuş peki? Kim yapmış? Ne yapacak adamlar? Yani Osmanlı İmparatorluğu ne yapacak? Osmanlı orduları ne yapacak? Arkasında terör devam ederken tutup cephedeki iki kol ordusundan bir kol ordusunu alıp şeye mi koysun? Cephe gerisine bu isyanları bastırmak için mi koysun? Yani geride canlarıma dair hiçbir şey kalmamış zaten. Bütün erkek nüfusunu almışlar. 15 yaşına kadar almışlar. Savaş cepheye sürmüşler. Kalan köylerde sağda solda kalanlar yaşlılar, sakatlar ve kadınlar, çocuklar. Ama Ermeniler rahat durmamış. Onları da Ermeni çeteleri, Ermeniler diyorum özür dilerim. Ermeni çeteleri rahat durmamış. Onları da kesmişler. Onları da öldürmüşler. Yaptıkları katliamların haddi hesabı yok. Türkiye bütün bunları gün ışığına çıkarmalı ve bütün bunları teker teker anlatmalı. Maalesef bu konuda çok zayıf kalıyoruz. Ben şahsen yapılanlardan utanıyorum. Mesela şimdi bir belgesel film çektik. Yabancı tarihçiler de dahil olmak üzere 90 dakikalık. Bu filmin galasını yapacağız. İstanbul'da, Ankara'da. Bir de dedi ki Van'da yapalım. Van sembol şehir. Emin olun. Ben görüştüm. Bana dediler ki yazı gönderdim ticaret odasına. Ticaret odası o tarihte bir orada faaliyetimiz var, etkinliğimiz vardır diye yer vermedi. 100. Üniversitesi'ne yazdık. 100. Üniversitesi cevap bile vermedi. Aynı şekilde Amerika'daki büyükelçimize görüştüm. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na yazı yazdım. Dedim ki belgeseli şeyde gösterelim. Büyükelçinin güzel bir salonu var. O salon emniyetli bir yerde ve o salonla gösterdiğim zaman yabancı senatörler falan da gelecekler oraya. Cevap bile vermediler efendim. Cevap bile vermediler. Yani bu derece bozuğuz. Bu derece şeyiz. Şu anda yaptığımız bütün faaliyetler emin olun birkaç insanın vermiş olduğu paralarla yürüyor. Ufak tefek paralarla. Yani ve bu belgesel tamamen bu şekilde hazırlandı. Devlet bir şey yapmıyor. Hiç olmazsa biz bir şeyler yapalım dedi Tarık Paşa Komitesi olarak ama her seferinde yaptığımız halde göstermek için bile dışarıda göstermek için bile kendi dış temsilciliklerimiz yardım etmiyor. Çok acı verici bir şey bu. Çok acı verici bir şey. Ben yine bir hafta evvel, 10 gün evvel bu şeyin Türkiye'de yapılan herhangi bir belgeselin yayınlanması için Kültür Bakanlığı'nda bir kurul var. Oradan geçmesi gerekiyor. Didik ettiler. Cumartesi günü Cemil Çiçek'i aramak durumunda, Sayın Cemil Çiçek'i aramak durumunda kaldım. Lütfen dedim bize yardım edin. Bakın bunları yapıyorlar diye. Sağ olsun telefon etti. Sonra sorun çözüldü 10 gün sonra. Yani bu kadar mı? Yani Türkiye'de ne filmler çevriliyor? Türkiye'de neler gösteriliyor? Biz sadece bir belgesel hazırlamışız. Tarihçi bilim adamlarına bu belgeselin içerisinde yani bir porno aramak, bilmem ne aramak kadar yanlış bir şey olabilir mi? Üstelik bunun senaryosunu şeye de verdik. Hem oraya verdik hem Dışişleri Bakanlığı'na da verdik senaryosunu. 2 ay, 3 ay evvel. Yani böylesine engellerle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Böylesine engellerle şey yapıyoruz.
Bakın eğer şu anda bu mücadele yürüyorsa emin olun gönüllü arkadaşlarımız var. Bir kısmı Tarakbaşa Komitesi üyesi, bir kısmı üyesi bile değil. Gençlerimiz var, yaşlılarımız var. Gece gündüz şeyin başında, bilgisayarın başında yapılan yorumlara, Ermenilerin yazdıkları şeylere yorum yazıyorlar. Birisi bunlardan Şükrü Sevara'ya. Diğer genç, İngiltere'de, Amerika'da dünya kadar gencimiz var bize yardımcı olan. Onlar sayesinde bu mücadeleyi yürütüyoruz. Sanmayın ki başkaları mücadele ediyor. Sanmayın ki birileri destek veriyor, para veriyor, mücadele ediyor. Bırakın destek vermeyi, önümüze köstek oluyorlar. Önümüze engel koyuyorlar. Neymiş efendim? Ermenileri üzecekmişiz, Ermenileri kızacakmış, yapacakmışız. Ne oldu? Bak Avrupa Parlamentosu karar aldı. Papa geldi, konuştu. Hollanda bilmem ne dedi. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, aslında 1,5 milyon kişi ölmüştür, Türkiye buna göre karar alsın diye. Konuşma yapacak Obama dedi. Yani neden korkuyoruz ki? Neden çekiniyoruz? Neden korkuyoruz? Onu merak ediyorum. Korkumuz nedir? Biz haklı olduğumuz konuda bangır bangır bağırmamız lazım. Bangır bangır bağırmamız lazım. Hakkımızı korumamız lazım. Bunu iktidar yapamıyorsa, halk bunu iktidara yaptırmalı. Halk bunu iktidara yaptırmalı. Nasıl olacağını da göstermeli. Yani bu böylesi bir şey olabilir mi? Zaaf olabilir mi? Böylesine bir zafiyet olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla haklı olduğu konuda zafiyet göstermemeli. Hakkını sonuna kadar aramalı. Bu soykırım diye yaptılar diye yakalarına şey yapıştırılan, yafta yapıştırılan, etiket yapıştırılanlar bizim atalarımız. Yabancı değil ki. Senin anan baban, öbürküsünün dedesi, öbürküsünün amcası. Nasıl yapıştırabilirler böyle bir şeyi? Nasıl yapabilirler? Herkesin, her toplumun tarihinde çatışmalar olur. Bir takım katliamlar olabilir. Bir takım ölümler olabilir. Ama bunu bir ırkın ortadan kaldırılması, bir mezhebin ortadan kaldırılması, bir dinin ortadan kaldırılması gibi duruma sokup soykırım diyemezsiniz. Soykırım dedirtemezsiniz. Bunu dedirtmemek siyasi iktidarın ana görevidir. Yoksa işte böyle karar alırlar. Ermenilerle görüşün. Daha evvel yaptığınız protokolleri uygulamaya sokun. Şunu kabul edin. Adam senin sınırını kabul etmiyor. Anayasını da koymuş. Senin Ermenistan Aras Nehri'nden geçen, düzeltiyorum, Arpaçay'dan geçen sınırı, bir kısmı Arpaçay, bir kısmı Aras'tan geçen sınırı kabul etmiyor. Diyor ki onu 1920'de yapmıştınız Moskova Anlaşması'na göre. O zamanlar Sovyetler Birliği vardı. Ben yoktum diyor. Hemen diyor benim diyor sınır şeyin suyun öbür tarafı benim Batı Ermenistan'dır diyor. Ya şimdi bu bile bu adam bunu değiştirmediği sürece biz nasıl gidip onlarla protokol yapabiliriz? Nasıl onlara sınırımızı açabiliriz? Ki buna rağmen devam edeceğiz. Bu Ali Cenap millet bütün ülkeyi onlara açmış. Bütün ülkede gelsinler baksınlar, çalışan dünya kadar insan var. Çalışsınlar tabii, helal olsun. Yani onlar bizim komşularımız. Onların aç kalmasından, işsiz kalmasından en az kendi vatandaşlarımız kadar üzülürüz. Üzüntü duyarız diyorsunuz. Hicap duyarız. Tabii ki çalışacaklar. Bu millete bu yaftayı lütfen yapıştırmayın. Tamam, devam edeceğiz. Son derece önemli çarpıcı notlar. Biraz bugünün içinde bu işi nasıl okumalıyız onu da soracağım Sayın Pekin. Yayınımızın ikinci bölümünü tamamen bu soykırım meselesi ve tepkilerine doğru hazırlamaya devam ediyor. Arkadaşlarım da hemen o tepkileri de almak üzere Sayın Ahmet Yavuz emekli tümgeneral telefon attığımızın diğer ucunda. Sayın Yavuz, ana haber bültenimize hoş geldiniz. İyi akşamlar diyoruz efendim. Avrupa Parlamentosu'nda sözde soykırım diye nitelendirdiğimiz süreç kabul edildi ve Türkiye'ye arşivlerinizi açın çağrısı şeklinde yansıdı. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa nasıl bir ikiyüzlülük içinde? Buyurun. Ya, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Hukuken kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları bir sorunu siyasi bir zemine taşıma gayreti olarak görüyorum. Gerçeğin çarpıtılmasıdır, algı yönetimidir ve bütün milletin buna karşı direnmesi gerekiyor. Böyle özetliyorsunuz. Bir toplantı içinde sizi biz alıkoyduk. Çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp yorumunuzu paylaştığınız için bu kısa vakitte Sayın Yavuz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın Pekin, önemli bir tespit, hukuki zeminde kaybedeceklerini siyaset zemininde kazandırmayı amaçladılar diye özetledi Sayın Yavuz bu kısa yorumunda. Ben de işte bu bütün süreç içinde Türkiye bir seçime giderken seçimle ilgili çeşitli partilerin koalisyonu, yeni iktidarları, işte Kemal Derviş gibi adamlarının Türkiye'de gezdiği bir süreçte bir yandan dolar baskısı ekonomide, bir yandan siyaset baskısı, işte bu tip kararlarla ortaya çıkıyor. Bu fotoğrafı biraz daha büyük okumak mümkün mü? Siz bunu oturtabiliyor musunuz bu yaşadığımız süreç içinde? Tabii Ahmet arkadaşımızın söylediği, Ahmet Paşa'mın söylediği doğru bir parça. Zaten kaybettiler hukuk alanında. Yani kazanacakları bir şey yok. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar. Hukuken bir defa Sayın Perinçek İsviçre davasında kaybettikleri açık. Yine en son 28 Ocak 2015'te yapılan mahkemede de, o büyük dairenin mahkemesinde de kaybettikleri açık. Bunda bir şey yok, ama siyasi, hukuken kaybettikleri bir konuda siyasi olarak bir şey kazanamazlar. Şimdi ülkenin durumuna bakın, Türkiye'nin durumuna. Ekonomi konusu var. Dolar devamlı yükseliyor. Bir taraftan bir açılım sürecinde bir süreç işliyor. Ve yavaş yavaş Türkiye üzerine baskı yapılıyor. O bölgede, Güneydoğu'da bir şeyler kotarılmaya çalışılıyor. Ülke kutuplaşmış durumda. Kutuplaştırılmış durumda ülke. İnsanlar birbirlerine düşman haline getirmişler. Ve Türkiye'de işte o, daha evvel de söyledim bir konuşmamda, Sayın Savcı'nın, Mehmet Kiraz'ın öldürülmesi ve o rehin alma olayı bir milattır. O tarihten itibaren Batı bölgelerinde büyük bir şey başlayacak. Yani başladı, ya şu anda da devam ediyor. Terör faaliyetleri planlanmış vaziyette. Bütün bunlara baktığımızda, bir de seçim var. Seçimde de partilerin her biri ayrı şey, telden haber var. Yalnız şunu görüyoruz. Amerika'nın ya Batı'nın hem AKP'yi, hem CHP'yi, hem de MHP'yi dizayn ettiğini görüyoruz. Bu arada HDP'yi de parlatmaya çalışıyorlar yukarı doğru. Böyle bir ortam tam da Ermeni teşkilatının 100. yılına denk geliyor. Bu şudur, tam zamanıdır. Türkiye'de hazır zayıflamışken, Türkiye'de bu kargaşa devam ederken biz de Türkiye'yi üzerine baskı yapalım, haklarımızı alalım, topraklarımızı alalım o bölgeden, toprak taleplerimizi söyleyelim ve alalım. Bu olayı şeylerle beraber, işte sağ olsunlar, PKK ile beraber paylaşalım. Tam bu havadalar. Yani Yağma Hasan'ın böreği var, herkes gelmiş, oradan bir şeyler koparmaya çalışıyor. Yani şu anda o durumdayız. Yani Türkiye'deki siyasi iktidar bunu fark etmiyor mu? Türkiye'nin güvenlik kuruluşları bunu fark etmiyor mu? Türkiye'de strateji yapanlar, strateji yaptım diye geçirenler bunu fark etmiyor mu? Tam uygun bir ortam var ve bu ortamdan mal kaçırır gibi Türkiye üzerine baskı yapılarak bu Türkiye'nin maalesef zayıflatılması, bölünmesi gündeme getiriliyor. Sadece Kürt bölgesi ya da şey değil, onların işte PKK'ların istediği bir bölge değil. Onlarla beraber Ermenilerin istediği bölge de. Ortam çünkü çok müsait. Maalesef böyle bir resim görüyorum ve bu resimde de Papa'nın gündeme gelmesi, diğerlerinin açıklaması, Avrupa Parlamentosu bu büyük oyunun Türkiye'deki büyük oyunun devam ettiğini gösteriyor ve önümüzdeki günlerde bakalım daha neler göreceğiz, daha neler, kaç tane ülke bu konuda Türkiye'ye baskı yapacak, kaç tane ülke Türkiye üzerinde bu yönlendirilecek ve ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Eğer Türkiye direnmezse, Türkiye bu zayıflıkta devam ederse, Türkiye işte AKP'nin CHP'yi dizayn etmesi, AKP'yi düzeltiyorum, ABD'nin CHP'yi dizayn etmesi, AKP'yi dizayn etmesi ya da MHP'yi dizayn etmesine göz yumarsa, ki yumuyor, işte şeyde başta, cemaatle başta olmak üzere göz yumarsa önümüzdeki tehlike çok daha fazla büyüyecektir. Yani emin olun Türkiye aynen 1915 öncesi gibi ya da 1914 öncesi gibi bir parçalanma tehdidi altındadır. Bu parçalanma bu sefer savaşta falan değil, ama bu şekilde baskılarla ekonomi zaten öyle bir borçlanmışız ki birçok yerlerimizi satmışız. Sattığımız yerlerin kime ait olduğunu bile bilmiyoruz. Yani birçoğu
farklı insanlar üzerine tapulanmış vaziyette. Ve topraklarımızın elimizden nasıl gittiğini göreceğiz. Biz de kendimize düşmüşüz. Yani bu kendimize düşme esnasında işte Ermeniler de ya da Ermeni diasporası da Türkiye'den toprak koparma peşinde, tazminat peşinde ve Türkiye'yi sıkıştırma peşinde. Türkiye'yi bir takım hareketlere zorlama peşinde. Yani ya diyorlar bunları yapacaksınız ya da şunları yapacaksınız. Yani Türkiye iki seçenek arasında kalmış. Başka seçenek yok mu? Var. Bağımsızlık seçeneği var. Bu planları reddetme seçeneği var. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma seçeneği var. Ulus devlet modelini devam ettirme seçeneği var. Kurtarma seçeneği var. Ben buradan bütün Türk milletine sesleniyorum. Bütün kardeşlerime, Türk, Kürt, kim olursa olsun bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bu ülke ulus devlet modeline göre inşa edilmiştir. Bunu bozarsanız o zaman bu ülke dağılır. Bu ülke vatandaşları birbirine düşman olur. Bu ülke vatandaşları o kadar şu anda içi yaşıyorlar ki Türkiye'de çıkacak bir iç savaş, kalkışma emin olun Yugoslavya'dan falan değil. Çok daha kanlı olur. Kimse de önleyemez. Lütfen bakın bu ülkeyi zor durumda bırakmayın. Zaten vatandaşın ekonomik olarak beli bükülmüş. İşsizlik has safhada. Vatandaşımız günlük ihtiyacını nasıl karşılayacak onu bulmaya çalışıyor. Ama bütün bunları yaparken aydınlarımız sanki bu topraklar diyor. Bu topraklar ne? Bu topraklar bizim vatanımız. Bu topraklar dediğiniz yer bu vatan atalarımızın kanıyla sulanmış. Dünya kadar gencimiz, atamız orada şehit olmuş. Kemikleri o topraklarda kalmış. İşte Çanakkale'den ta Kars'a kadar, Sarıkamış'a kadar, Allah-u Ekber dağlarına kadar ya da Gazze'ye kadar neler olduğu belli. Bütün bunlara bakıp, bütün bunları görüp ona göre hareket etmemiz lazım. Var tabii üçüncü seçenek. Üçüncü seçenek ne? Bağımsızlık, milli hükümet, milli politikalar. Hem içte hem dışta milli politikalar. Ne yapalım? Bir arabamız eksik olur. Bir yazlığımız eksik olur. Ama alnımızın ak, başımız dik yaşarız. Böyle borçlu, onun bunun emrine şunu yap bunu yap diyerek yaşamayız. Ya da yarın Türkiye'de ne olacak diye, çocuklarımız ne duruma düşecek diye yaşamayız. Bakın ülke ne hale geldi. Ülkede ülkeyi sadece bu dediklerimiz değil. Bu arada çok büyük bir Suriyeli göçmen de var Türkiye'de. Türkiye bunlara da bakıyor. Yani bütün bunlar Türkiye'yi kötü bir geleceğe doğru hazırlıyor. Kötü bir geleceğe, yani bir bölünmeye doğru, bir zayıflamaya doğru. Zaten istedikleri bu. Yani bölgede işte konfederasyonlar kurup, zayıf konfederasyonlar kurup, federal küçük devletlerle işte idare etmek. Ve bu hem Ermeni soykırımı yalanını, hem de şu andaki Kürt sorun dedikleri işte PKK terör olayını bu maksatla kullanıyorlar. Ve önümüzdeki günlerde bakın o Sayın Savcı'yla, Allah rahmet eylesin, şehit savcımızla başlayan bir terör dalgası şehirlerde yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Ve en büyük provokasyon büyük şehirlerde olur, batıda olacaktır. Yani bunları hiç aklımızdan çıkartmayın. Ve bizi Türk'ü Kürt'e ya da vatandaşı vatandaşa, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar. Aramıza nifak soktular zaten yeteri kadar. Şimdi de bizim elimize birbirimizi öldürmemiz için silah veriyorlar. Birbirimizi öldürmemiz için balta veriyorlar. Birbirimizi öldürmemiz için bizleri provoke ediyorlar. O onu yaptı, bu bunu yaptı diye. Böylesine bir durum içerisindeyiz. Böylesine bir kötü durumdayken şimdi geliyoruz. Papa'dan başlamak üzere bütün herkes, Papa, diğer devletler, Avrupa Birliği daha evvel karar aldı. Dedi ki soykırımı hukuken tanıyacak tedbirler aldı dedi kendi ülkelerine. Şimdi de bu kararı kabul etti. Ne diyor? İşte protokolleri uygulayın. Aranızda görüşün, arşivleri açın. Yani böylesine aşağılayıcı, böylesine Türk milletini yok sayıcı kararlar hiç kimse alamaz. Ne Avrupa Parlamentosu alır, ne de başkası alır, ne de Türk milleti onların aldığı kararı dinler. Bazen bu söylediklerine bazıları gülüyor olabilirler. Ya sen kimsin? Avrupa'nın aldığı kararı nasıl bilmem yok sayarsın? Yok sayarım. Bu millet de yok sayar. Bakın bu milleti küçümsemeyin. Bu millet sıfırdan istiklal savaşını yapmıştır.
ve 3 yılda bu ülkeyi yeni baştan kurmuştur. Onun için bu milleti küçümsemeyin. Bu milleti biraz evvel de söyledim. Bu millet uysaldır. Sesini çıkarmaz. Buraya gelinceye kadar çıkarmaz ama uysal atın çiftesi çok kötü olur, çok berbat olur. Onun için herkes aklını başına alsın. Hem yurt dışındaki ülkelere sesleniyorum, kuruluşlara sesleniyorum. Hem de onların yurt dışındaki uzantılarına sesleniyorum. O vatansız insanlara sesleniyorum. Ve bu konuda siyasi iktidarı da uyarıyorum, diğer partileri de uyarıyorum. Lütfen sesinizi çıkartın, zaaf göstermeyin. Bu konuda güçlüyüz, haklıyız ve hakkımızı sonuna kadar savunmak durumdayız. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Hiç kimse bizim atalarımıza soykırımcı diyemez. Hiç kimse bizim cumhuriyetimize bu cumhuriyet 1915 ile 23 arasında Ermenilere soykırım yaptı. Dolayısıyla Ermenilerin soykırım yaptı, Ermeniler üzerine kuruldu dedirtmeyiz. Bu cumhuriyet bizim atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin kanlarıyla kurulmuştur. Bu cumhuriyet onlarla var olmuştur ve ondan sonra dünya kadar insanımızın, gencimizin kanı akmıştır, öyle var olmuştur. Onun için bu cumhuriyeti yıkmak kolay değil. Yıkamazsınız. Ne yaparsanız yıkamazsınız. Belki biraz sıkıntı çekeriz, belki biraz daha ölürüz ama bu cumhuriyeti, bu devleti yıktırmayız, böldürmeyiz. Bunu herkes kafasına soksun. İster Ermeni soykırımıyla, ister PKK terörüyle, ister başka bir konuyla. Benim tabii biraz çok çok üzüldüğüm bir konuydu bu konu. Maalesef hiç sesimiz çıkmıyor. Yani bizim şey nerede? Muhalefetlerimiz nerede? CHP nerede? MHP nerede? Ne zaman sesleri çıkacak? İktidarın ne zaman sesi çıkacak? İktidar ne zaman gidip de oralarda gerekli şeyi sağlayacak? Yoksa Amerika'da şu anda yapıyorlar iktidar yanlısı insanlar. Afiş bastırmışlar. Afişlerde bizi bölmeyin, birleştirin diyor. Kimle kim birleşecek ki? Bizi bölmeyin, birleştirin. Ne demek bizi bölmeyin, birleştirin? Yani biz Ermenilere toprak mı vereceğiz şeyden, kendi topraklarımızdan Doğu Anadolu'da, güneyde ya da İç Anadolu'da toprak mı vereceğiz de birleşeceğiz? Yani böyle bir saçma sapan bir şey nasıl yapılabilir? Bir afiş nasıl yapılabilir ve bu afiş iktidar tarafından, siyasetçiler tarafından nasıl desteklenir de Amerika'da binlerce vatandaşımız o afişleri duvarlara asar? Yani yemin ediyorum hicap duyuyorum ve çok üzülüyorum. Onun için biraz duygusal konuştum, kusuruma bakmayın. Son derece önemli. Ancak ben milletimin, Türk milletinin hiç fark etmez Kürdüyle, Türküyle kimler yaşıyorsa ulusun, çünkü toplam bir Türk ulusu bu. Türk milletinin bu alınan karara karşı, Papa'nın söylediğine karşı, diğer konulara karşı gerekli cevabı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Zamanı geldiğinde gerekli cevap verecektir ve o zaman işte cevap veremeyen siyasi iktidar da şu andaki muhalefette utanacaktır. Onun için milli olmamız lazım, milli hükümet kurmamız lazım, milli politikalar izlememiz lazım. Başka yolumuz yok. Sayın Pekin, iki noktayı da sormak istiyorum. Şimdi bu Avrupa Parlamentosu kararında işte arşivlerin açılmasından bahsediyor. Türkiye arşivlerini açmıyor mu? Ermenistan arşivlerini açmış da Türkiye açmıyor mu? Öyle bir tablo mu var? Hiç Ermenistan tarafına böyle bir yanıt yok. İkincisi, sizin de ifade ettiğiniz gibi kapı gibi Lahey Adalet Divanı'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bu kararlarla hukuki açıdan Avrupa Parlamentosu'nun kararı geri çektirilebilir mi? Böyle bir süreçte başlatılabilir mi? Buyurun. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii ki geri çektirilebilir. Biz nasıl İsviçre'de bu konuyu yapmışsak, bu konuyla ilgili şu anda arkadaşlarımız inceliyorlar. Nasıl başvurabiliriz, neler yapabiliriz şeklinde. Bu karara karşı gerekli hukuki şeyi başlatacağız. Çünkü alınan bütün kararlarda, yani hem Lahey'deki Adalet Divanı'nın, hem Uluslararası Adalet Divanı'nın, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar belli. O kararlarda hukuken soykırım yoktur deniyor. Hukuken. Yani soykırım olabilmesi için şartlar yeterli değil. Şimdi Avrupa bütün buna rağmen
Hukuka rağmen tuttu, böyle bir karar aldı. Bu karar bana, bize göre yok hükmünde. Ama şu anda arkadaşlarım inceliyor. Bu işin hukuki boyutu nedir? Buna karşı nasıl bir şekilde yargıya gideriz? Uluslararası mahkemelere gideriz? Haklarımızı nasıl savunuruz? Bu konuda mücadelemiz devam edecek bir defa. Bu konuda durmak yok. Kim ne karar alırsa alsın bizi bağlamaz. Biz hem kendi bildiğimiz şekilde tezlerimizi savunmak durumdayız, hem de alınan bu kararlara karşı hukuki itirazlarımızı yaparak gerekli mercilere müracaat edeceğiz. Bu konuda bir şey yok. İkincisi, şeyle ilk sorduğunuz soruyla ilgili arşivler, Türkiye'deki arşivler açık. Daha da açılabilir. Varsa sorun değil. Yani herkes gelip bakabilir Türkiye arşivlere. Ama önce Ermenistan kendi arşivlerini incelemeli. Önce Kudüs'teki arşivler açılsın. Fars'taki arşivler açılsın. Amerika'daki arşivler açılsın. Daha dünya kadar arşiv var. Bunların hepsi açılsın. Niye açılmıyor? Üstelik bazılarına Türkiye para ver, açın, ben para vereyim diye söyledi. Bunlar hemen açılmıyor. Bu karar alan devletler önce kendilerine baksınlar. Ermenistan'ın arşivlerine, işte Paris'teki arşivlere, Kudüs'teki arşivlere ya da Amerika'daki arşivlere baksınlar. Önce onlarla beraber açılacak arşivlerimiz. Şimdi sadece Türkiye'ye dönüp arşivleri açmıyoruz. Tamamen tek yanlı alınan bir karar. Türkiye'de, Türkiye'nin her şeyi açık. Türkiye demiyor ki ben tehcir yapmadım, yaptım diyor. Bu şeye benziyor. Yani bizim o özel yetkili mahkemelerde yargılandık. Beni yargıladılar internet andıcından. Söylüyor adam. Bu nedir falan. Bu imza benim imzam diyorum. Bu evrak da yasal bir evraktır. İnkar etmiyorum. Hala soruyor. Yani bunu yaptı mı, bunu yaptı mı? Ya, açık imza benim imzam. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Türkiye ya da Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin arkadan vurmalarını önlemek için ya da korumak için askerlerini bir tehcir kararı almış ve bu tehcir kararını da inkar etmiyor. O da açık. Tehcir kararını uygulamak için de ne gibi tedbirler almış? Onlar da açık. Hiç kimse çıkıp da yolda insanlar ölmedi demiyor ki. Ya da bir takım yolda giderken saldırılar oldu demiyor ki. Şu sorulabilir, niye o tedbirleri almadınız falan. Tamam. Bunları demiyoruz. Yani biz inkar etmiyoruz ki şeyi, ölümlerin olduğunu. Ama soykırım yapmadık. Bu soykırım değildir. Bunu açık olarak arşivlerimizde var. Var mı böyle bir emir? Yani bir emir, bilmem ne, gidin bu Ermenileri tamamen öldürün, kesin, bilmem ne yapın diye. Böyle bir şey yok ki. Nasıl böyle bir şey istat ederler? Çıkarsınlar arşivlerden, göstersinler böyle bir şey varsa. 300 bin kişilik ölüm listesi, yani ölen insan sayısı 300 bin kişilik liste güya. Bu çıkmış 1,5 milyona. Yani yakında 2,5-3 milyon olur. Çocuklarımız, torunlarımız eğer o zamana kadar Türkiye'yi bölmezlerse bu adamlar, o zaman belki 5-6 milyona çıkar yani. Onu da görür torunlarımız, çocuklarımız. Doğru. Böylesine rezil, böylesine 200'lü bir durum olabilir mi? Sayın Pekin, çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle içten yanıtlarınız için her şeyden önce ben teşekkür ediyorum. Hakikaten son derece önemliydi. İktidar son bir hafta içinde anladığı süreci eski ifadelerine rağmen bu işin tam tersi açıklamalar yapmaya başlamıştı ama ifade ettiğiniz gibi kararlılıkla bir mücadele göremeyince işte Avrupa parlamentolarından bu tip kararlar açıklanıyor. Bilemiyorum muhalefetten ne yanıt gelir, CHP ya da MHP'den yarın öbür gün onları göreceğiz. 3 gündür sesleri çıkmıyor ama belki de yarın bu kararın kutlamalarında mı göreceğiz onu da bilemiyorum. Ama söylediğiniz ifadeler son derece çarpıcı ve önemliydi. Anlaşılan o ki önümüzdeki süreçte Talat Paşa Komitesi'nin ve sizlerin mücadelesini yeniden bu sürecin içinde yansıtmaya bizler devam edeceğiz. Söylediğimiz süreden de biraz fazla tuttum Ankara'dan. Onun için de özür diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz Cami, biz Talat Paşa Komitesi olarak milletimizden aldığımız güçle, yardımla bu mücadelenin sonuna kadar varız. Sonuna kadar götüreceğiz. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben ömrüm yettikçe, gücüm yettikçe bu mücadele devam edeceğim.
benimle beraber büyüklerim de var, benden çok büyükler var. Sayın Bekir, Türk Dışişleri'nin bir açıklaması var. Araya giriyorum izninizle ama efendim. Türk Dışişleri'nin bir açıklaması var. Son dakika notu. İsterseniz hazır siz de buradayken belki lütfen bir cümle değerlendirirsiniz. Lütfen. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen soykırım tasarısına yanıt. Avrupa Parlamentosu daha önce olduğu gibi 1915 olayları konusunda yeniden tarih yazmaya heveslenmiştir. Bu heves, Türk karşıtı Ermeni propagandasının klişelerini harfiyen tekrarlayan 15 Nisan 2015 tarihli gülünç bir karar metniyle tamamlanmıştır. Avrupa Parlamentosu kabul ettiği kararda zamanında uluslararası hukuka bağdaşmaz şekilde ve yetki alanını aşarak yapmış olduğu hatayı tekrarlamıştır. Bu karar sadece bilgisizlik ve cehaletle açıklanamaz. Bunun arkasında ne yazık ki dinsel ve kültürel bağnazlıkla farklı görünen karşısındakini umursamazlık da yatmaktadır. Her bakımdan eşine az rastlanır tutarsızlıktaki bu metni anılan kuruma ileride hatırlamak istemeyeceği belgeler arasında yerini almak üzere aynen iade ediyoruz. Avrupa Parlamentosu üyelerinin 1915 meselesiyle ilgilenmeden önce kendi tarihleriyle yüzleşmelerinde, özellikle 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı gibi insanlığın en korkunç felaketindeki rol ve sorumluluklarını hatırlatmalarında fayda vardır açıklamasını yapıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan kararın da ötesinde son derece sert olarak tanımlayabileceğimiz bu yanıtı var. Sayın Pekin, süremiz doldu ama bir cümleyle ne olur şu Dışişleri Bakanlığı'nda. Şöyle söyleyeyim, bu yanıt tabii çok güzel bir yanıt. Yani bütün bu yanıtın altına bütün Türk medya imza atmak lazım. Doğru. Çok güzel bir yanıt. Ama sadece yanıt vermek yerine keşke Dışişleri Bakanlığı ve siyasi iktidar bundan bir sene evvel gerekli çalışmalara başlayabilseydi. Gerekli altyapı hazırlayabilseydi. Gerekli zafiyeti göstermeseydi, o zaman belki bugün bu durumda olmayabilirdi. Olmayabilirdi.